Biz insan için iki göz ve bir lisan ve iki dudak halk edip ona iki yol göstermedik mi? Beled 9-10. Ayet-i kerimesi gereğince zahiri ve batini duyularına hidayet ve delalet yollarını gösteren ve bunları ayırt etmek üzere basiretini ve akıl gözünü açan Hakk'ın zatı için insan taata girişsin ve onun hakkında kaza eylediği maddi ve manevi rızık yani tecelliler üzerine şükretsin, şikayet etmesin. Çünkü ilahi kazaya rıza lazımdır. Nitekim hadisi kutsi'de benim kazama razı olmayan başka bir Rab bulsun buyurulur. Şimdi o rızkı bir takım sebep perdeleri arkasında örtmüş olduğu için ve insan kendi maddi ve manevi rızkının neden ibaret olduğunu ona ulaşmazdan önce bilemediği için onu güç yaptı. Ve Allah bir şeyi istediğinde sebepleri ona göre halk eder. Hadis-i şerifi gereğince takdir edilen rızık zannetmediği mahalden her halükarda kendisine geleceği için ve Hak Teala kulu hakkında murat ettiği rızkın sebeplerini de meydana koyacağı için kolay yaptı. Nitekim ayeti kerimede buyurulur ki ey yavrum, muhakkak ki o bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu getirir. Lokman 16. Bakın rızık nerelerden nerelerden geliyor. Bu ayeti tekrar okuyalım. Hazreti Lokman'ın çocuğuna tavsiyesi. Tabii bize onun nezdinde. Ey yavrum, muhakkak ki o bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu getirir. Lokman 16. Rızık madem ki sebepler perdesi arkasında saklıdır, insan sebepleri ortaya getireni müşahede etmek suretiyle sebeplere teşebbüs ederek kendisinde türlü türlü rızıklar gizli olan defineyi kassın. Yine burada Mevlana Hazretleri'nin bir sözü aklıma geldi. Onu da burada beyan edeyim konunun daha kamilen anlaşılması adına. Fihi Mahfih kitabında dile getirir. Heyhat, şaşarım ki insanlara rızıkları peşinde koşar dururlar. Bilmezler ki rızıklar insanların peşinde koşar durur diyor. İşte bu rızık endişesine giren imanını, itikadını bir yoklasın. Hatta şöyle derler, yarının rızkı bugünden verilmez. Verilmez. Şimdi bakın burada bakıldığı zaman hiçbir peygamber evladına mal mülk bırakmamıştır. Hiçbir peygamberin evladına bıraktığı mal mülk yoktur. Bütün peygamberler tabii güzel ahlakı, nasihatı bırakmıştır, ilim bırakmıştır. İşte Ehlullah, Resulullah Efendimizin izinden giden Ehlullah da böyle yapmıştır. Malını, mülkünü daha hayattayken evladının hakkı olarak ayırmak istediği, vermek istediğini vermiş. Geri kalan Allah rızası için tasadduk etmek istediği kısmını da tasadduk etmiştir. Yani malı biriktirerek, bir yerde tutarak depolama yapma, arttırmak için böyle bir infak etmemek gibi bir hal Ehlullah'tan zuhur etmemiş. Ancak gelecek korkusu olan insan biriktirir. Çünkü şeytan, yine hangi ayet hatırlayamayacağım çünkü, şeytan sizi gelecek kaygısıyla kandırmasın buyuruyor Allah-u Teala. İşte yarınım ne olur? Ya yarın şöyle bir hal olursa, başıma bir hal gelirse ne olur gibi düşüncelere girdiği zaman insan bu sefer eli sıkı oluyor, cimri oluyor. Allah için tasadduk etmiyor. Aynen. Allah rızası için dağıtmıyor. Kendi ihtiyacı için ihtiyacını giderdikten sonra Ehlullah ne yapmış? Allah rızası için kalan kısmını hep tasaddukta bulunmuş. Bunu işte eğer ki günümüzdeki insanlar bu hakikatin farkına varmış olsa, bırakın bunu, malın zekatı olan zekatını verme hususuna bu Müslüman camia, ülkemizdeki bu Müslümanlar, dünyadaki bu Müslümanlar riayet etseler, gerçek manada yani zekatın gerçek manada dağıtılmasına riayet etseler, bu zekatı gerçek manada ihtiyaç sahiplerine dağıtmış olsalar, bu ihtiyaç sahiplerinin sıkıntıları zaten gider, ortadan kalkar. Allah zaten dengeliyor. Dengeliyor. Evet. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki, zekatını verirken şuna çok dikkat et. O malın diye gördüğün, benim malım diye gördüğün ve içerisinden hesap ettiğin, ayırdığın zekat olan kısmını verirken,
Sakın ha işte ben kendi malımdan Allah emrettiği için bunu zekat olarak ayırdım ve bunu veriyorum düşüncesine kapılma. O mal zaten Allah'ın. Sen o malın emanetçisisin. Sana onun sırtına yüklemiş senin. O malı sen taşıman için. Memurluk götürmek için. Adeta aslında emanetçisin yani. Yük aslında bir yerde de. Yük. İşte o zaman ha şu manada Allah'a hamd et. Ya Rabbi bana emanet olarak vermiş olduğun bu malı üzerinden zekat vermeyi de nasip ederek yine emanetin üzerinden başkasının hakkı olan kısmı da beni vesile kılıp da ona ulaştırdığın için sana hamd olsun. Evet. İşte bu idrake varabilirse insan başkasının hakkı olan. Çünkü zekat malı başkasının hakkıdır. O mal asla ve kat'a o zekatı verenin hakkı değildir. Sadaka da öyle. Sadaka farklı. Sadaka olayı biraz daha farklı. Ama zekat tamamen başkasının malı. Zekat Allah-u Teala oradaki o fazlalığı yani zekat olan kısmı ayrılan kısmı başka insana ulaştır diye onun hakkını ulaştır diye sadece o kişiyi sebep kılıyor zekat vereni. Bu bilinçle bu şuurla o zekat veren verirse nur ala nur olur. Sevabına sevap katmış olur. Allah-u Teala'nın rızasına ermiş olur. Ama ben malımdan verdim zekatı şeriat emretmiş de onun için verdim düşüncesi varsa ha, şeriata uygun olarak zekatını vermiş ama hakikatte zerre kadar hakikati anlamamış. Hala ben diyor. Aynen. Benim malım diyor. Buna dikkat etmesi lazım kişi. Evet devam ediyoruz. Rızık madem ki sebepler perdesi arkasında saklıdır, insan sebepleri ortaya getireni müşahede etmek suretiyle sebeplere teşebbüs ederek kendisinde türlü türlü rızıklar gizli olan defineyi katsın. Çünkü Hak Teala o defineyi cismani duvar perdesi arkasına koyarak örttü. Daha sonra insan kendi nefsine akıl gözü ile bakıp düşünsün ki yeryüzünden mahluk ve maden türünden olan ve kabir mesabesinde bulunan cesedine onun ruhunu ve manasını bağladığında o cesette nasıl hayat ve hareket açığa çıkardı? Evet şu bizim kabrimizdir cesetlerimiz değil mi? Elbisemiz yani ruhu.